İyi misin? İyiyim. Evdeyim. Ev işleri işte. Nazım iyi mi? Evde mi? Odasında çağırayım mı? Yok yok. Sesinizi duymak için aramıştım. Allah Allah. Ne oldu birdenbire? İyi misin sen? İyiyim canım. İyiyim. Sesini duymak isteyemez miyim? İstersin. İstersin canım. Da ne bileyim. Daha önce pek olmadı ya. Güler. Seni ve Nazım'ı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz tabii. Siz benim her şeyimsiniz. Eğer bana bir şey olursa dik dur olur mu? Yoksa Nazım bu yükü kaldıramaz. Allah korusun Erdem. O nasıl söz? Güler biliyorum. Asker eşi olmak zordur. Belki arzu ettiğin hayatı da yaşatamadım sana. Romantik bir adam da sayılmam. Öyle çiçekli böcekli romantik lafları da bilmem. Ama canımdan bir parça olduğunu bil. Biliyorum. Hiçbir zaman aksini düşünmedim. Eğer böyle dimdik ayakta durabiliyorsan bunda en çok senin payın var Güler. Nazlım gibi bana hayırlı bir evlat verdin. Yetmedi. Ben dağ bayır gezerken... Yalnız başına büyüttün onu. Birbirinize sahip çıkın Güler. Ama beni de unutmayın. Erdem. Sizi canımı verecek kadar çok sevdiğimi bilin. Erdem. Erdem. Şimdi kapatmam lazım. Ararım sonra. Erdem. Aşık. Tamam. Tüfeğini ver. Tamam. Tamam. Tamam geldik. Geldik anacığım. Ana. Ana şimdi olmaz ama. Aç gözlerini hadi. Hadi aç gözlerini. Şimdi olmaz hadi. 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 Avcı. Anacığım bak geldik. Geldik bak biz buradayız. Helikopter bizi bekliyor. Hadi kalk. Aç gözlerini anacığım. Hadi aç gözlerini aç. Hadi. Hadi be anacığım. Hadi be anacığım. Hadi. Hadi. Çaylak diyorum. Nefes almıyor komutan. Toparlanın. Gidiyoruz. Acı haberi aldık galiba. Hepsi bir oyundu. Sen yaptın. Bu birinci ders Nisan Hanım. Tasmanızı tutanlara ya da tasmasını tuttuklarınıza iletin. Bizi hafife almayın. Ülkemizden defolun gidin. Bizimle uğraşmayın. O korkak arkadaşlarına ve para babalarına da söyle. Biz tarih boyunca kimseden korkmadık. Bu aşağılık düzeninde bir parçası olmadık. Bizden daha güçlü değilsiniz Yavuz. Sizden hem daha güçlüyüz, hem daha akıllı. Ne demek güzel? Protokolün nerede tutulduğunu bildiğimizi biliyorlarsa onu artık orada tutmayacaklardır. Yani değiştirirler mi diyorsun?
siz olsaydınız hala orada tutar mıydınız? Hayır. Bu hoşuma gitti. Bir aslanı vuracaksanız kalamamalısın. Aşağıdalar, gördüm. Hazır olun. Baran'ı canlı çıkaracağız. Başka kimseyi sağ bırakmayın. Bedelini ödeyeceksin. Hem de çok ağır. Sen karşında kimin olduğunu hala anlayamamışsın. Kim var söyle de bilelim. Sana çok yazık olacak. Son uyarı yaptım. Bana bak. Benim ülkemde beni tehdit edecek insan daha doğmadı. Bir daha karşıma çıkarsan bu kadar kibar olmam. Söyle adamlarına çekilsinler. Onlar ne yapması gerektiğini biliyorlar. Hepinizi tek tek geberteceğim. Hepinizi tek tek gömeceğim. Kimse cesedinizi bile bulamayacak. Alo. Ne demek? Ne demek Baran'ı almışlar? Kim almış? Nasıl bulmuşlar? Nereden almışlar? Kapat. Sağ çek. Burada durmasak iyi olurdu Ragan. Sağ çek! Bunun hesabını vereceksiniz. Bunun hesabını vereceksiniz. Kımıldama. Aç kollarını. Aç, aç, aç. Koşun. Şehidimiz mi var komutanım? Bir sivil vatandaşımızı kaybettik. Önce cenazemizi yerleştirin helikoptere. Sonra sivil vatandaşlarımıza yardım edin. Emredersiniz komutanım. Çök şuraya. Çok pişman olacaksınız, çok. Bak sen. Tek başına mı verdin bu kararı? Yoksa örgütle birlikte mi aldınız? He sert çocuk.
Dikkatli ol. Yaklaş yaklaş. Dağılın her tarafa. Dağılın. Diğer tarafa geç. Bak şu tarafa da bak. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Geç şöyle ağaçların o tarafa bak. İyi misin amca? Sağ ol. Biraz iyiyim ama buram ağrıyor. Dayan. Dayan hadi. Dayanacağız. Hadi biraz daha dayan amca. Avcı. Erdem Alba'nın yanına gitmemiz lazım. Destek için. Sivillerin hayatını riske atarsak Erdem komutanımın yaptığı fedakarlığın bir anlamı kalmaz. Alo. Fethi, Erdem Alba'ya ulaşamıyorum. Ne durumdasınız? Komutanım. Ne oluyor lan orada? Arayacağım seni Eylem. Fethi ne oluyor? Biz gelmeden bir yere ayrılmayın. Bir yaralımız olabilir. Emredersiniz komutanım. Al bunu, al bunu. Bu adamı al, al, al. Kalk, kalk. Vuru. Alo. Nisan Hanım. Baran'ı da almışlar. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Bu şehirden nefret ediyorum Dragan. Ben sadece bu şehirden değil, bu coğrafyadan, bu coğrafyada yaşayan herkesten nefret ediyorum. Karşıma geçip mağlup oldun demelerinden nefret ediyorum. Ufacık beyinleriyle bizi alt etmeye çalışıyorlar. O zaman durmayacağız. Daha da acımasız, daha da sert davranacağız. Bütün gücümüzle üstlerine yürüyeceğiz. Bana uyar. Hemen bir toplantı ayarla. Durumu herkese bildirip yeni bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Anlaşıldı.
Komutanım! Komutanım! Komutanım neredesin? Nerede? Komutanım. Abi yok, göremiyorum. Ne olmuş aga burada? Yarabbim sen komutanımızı bize bağışla. Komutanım! Komutanım. Komutanım iyisin değil mi? İyiyim. Et be. Senin görkemine kurban olayım komutanım. Yaşıyorsunuz komutanım. Bir an şehit olduğunu zannettim. Ben size geri dönmeyin demedim. Onu daha sonra şey yapsak komutanım. Cezamız neyse razıyız. Ama ölü ya da diri. Biz arkada adam bırakmayız komutanım. Biliyordum. Helikopter bekliyor. İsterseniz gidelim buradan. Tamam. Harekat merkezine söyleyelim burayı temizlesinler. Emredersiniz. Hadi. Suyun var mı evladım? Var tabii teyze. Buyur. Daha vereyim mi? Sen de ister misin amca? Anlamadım komutanım. Birden kaçtı. Ulan çakal. İzini kaybetmeyin avcı. Karabatak, çaylak burada kalın. Allah kahretsin. Gebertmek için bahaneniz olur. Bize canın lazım ama. Baran bizde komutanım. Avukatın filan var mı? İstemez. İyi, nasıl isterse. Geç bekle şurada. Haber edeceğiz.
benzettin. Önüne dön önüne. Zaten sinirim tepemde. Vallahi sensin. Vallahi billahi sensin. Mevlam gönderdi seni bana, yemin ediyorum. Bu işaret. Ne işaret oğlum, ne diyorsun sen? Ya Yavuz komutanım, vallahi bu bir işaret. Adımı nereden biliyorsun ha? Nasıl unuttun komutanım? Benim ben. Selim Uzman. Beraber görev yaptık doğuda. Sen daha teğmendin o zaman. Harbiden yeni mezun olmuştun. Selim Aktaşlı. Kopuk. Aa. Ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var burada komutanım? Alo! Açın şu kapıyı siz! Devletin kahraman askerini mi aldınız içeri? Dur sakin ol. Asker değilim artık. Ne demek artık asker değilim? Uzun hikaye anlatırım. Birileriyle taklaştım, buradayım. Sen? Adamın biri karısını dövüyordu. Sen de gittin, herife dağıldın. He. Ama zaten ben burada rahatım. Ercan abi, bize iki çay gönder be. Misafirim var. Ulan kopuk. Nedir senden çektiğimiz? Tamam, bekle. Gönderirim. Senin teller hala kopuk yani. He, kopuk. Toparlayamıyorsun. Ama ben iyiyim böyle. Polis abiler sağ olsun. Her gece bir nezarethanede kalıyorum. Emekli maaşım da var. İdare ediyoruz. Vay be kopuk. Ne kadar oldu görüşmeyeli? 5-6 yıl. 6 yıl 5 ay 22 gün komutanım. Ne oldu bana? Vuruldun. Durumu nasıl aşık? Komutanım, kurşun içeride. Eğer 20 dakika içinde hastaneye ulaştırmazsak kan kaybından ölecek. Komutanım, mesafe çok uzaktı. Ayarlamaya çalıştım ama ancak bu kadar. Kaçmaya kalkmasaydım bunların hiçbiri başına gelmeyecekti. Helikopteri alırsak bunu dayanamaz. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Burada bırakacağız, hadi toparlanın. Komutanım. Emin misiniz? Bırakmayın beni burada. Ölmeme izin vermeyin. Nasıl olsa ölecek avcı. Niye yük edinelim? Komutanım, zamanımız daralıyor. Komutanım, merkezde konuştum. Yakınlarda bir sağlık ocağı varmış. Komutanım, acele edersek yetiştirebiliriz. Kurtarabilirim. Çok riskli. Olmaz. Yapmayın, ne olur. Bırakmayın burada. Komutanım. Bu adamın bildiği önemli şeyler olabilir. Bir deneyelim derim. Komutan sen misin, ben miyim avcı? Emredersiniz komutanım. Aşık bırak. Toparlanın beyler, gidiyoruz. Durun. Durun. Tamam. Ne isterseniz söylerim. Bizim istediğimiz bilgiler sende yoktur. Boşuna kendini yorma. Hadi beyler toparlanın. Ne istediğinizi söyleyin. Tek bir şansım var. Eğer işimize yarar bir bilgi verirsen komutanımı ikna ederim. Örgütteki tepe yöneticilerinin yerlerini biliyor musun? Bilmiyorum. Şansını kaybettin. Dur. Bunlar sürekli yer değiştirirler. Onun için bilmem imkansız. Ama Erdal bilir.
Erdal kim? Örgüt içerisindeki iletişimi sağlar. Bizler öyle telefonla görüşmeyiz. Bütün bilgileri o toplayıp getirir. Canlı posta kutusudur. Yemin ederim tek bildiğim bu. Ne olur öldürmeyin beni. Sus. Yalan yere yemin etme. Kalk. Kalk. Ambulans geldi, seni bekliyor. Nasıl yani? Neredeyiz biz? Türkiye'desin. Küçük bir kurşun sıyrığı. Hiçbir şeyin yok. İyi de bu kanlar? Öksürük şurubu. Seni buraya bayıltarak getirdik. Ölmeyecek miyim şimdi? Yak lan yak. Kandırdık seni. Kalk. Yedi değil mi? Hem de ne güzel yedi. Ben diyorum aga. Kendi canlarından başka kıymet verdikleri hiçbir şey yok bunların. Bu arada çok sağ ol Eylem. Güzel plandı. Aklına gelmeseydi bu herifi konuşturmak için bayağı uğraşırdık. Ne demek? Erdal diye birinden bahsetti. Haberleşme ağını yönetiyormuş. Tamam, hemen araştıralım. Hadi siz de gidin biraz dinlenin. Emredersiniz. Hayatın numara vallahi. Evlilik numarayı sana çektim ama. Ben de o numarayı bir güzel yedim. Çok şükür. Size destek için listeyi verdiğimizden beri Türk istihbaratı peşimizde. Her gün yeni bir ihbar alıyoruz. Ne iştir Nisan Hanım? Bizi ihanetle mi suçluyorsunuz? Ne yani? Listeyi kendi ellerimizle mi verdik Türklere? Ben onu kastetmedim. Ama belki aranızdan biri sızdırdı. Hani böyle yanınızdaki, yörenizdeki biri. Benim yanımdaki, yöremdeki biri böyle bir şey yapmayacağını bilir. Çünkü yaparsa onun kafasını koparırım. Beyler lütfen kesin şunu. Biz buraya birbirimize hesap soralım diye değil. İçinde bulunduğumuz durumu sorgulayalım ve yeni yollar bulalım diye toplandık. Biz her zaman desteğiz. Ama bu durum örgütü büyük zarara sokuyor. Zararlar karşılanır, merak etme. Baran'ın yakalanması ne gibi işler açabilir başımıza? Konuşması dışında mı? Konuşsa da bildiği bir şey yok. En fazla birkaç cephaneliğin yerini söyler. O kadar. Onları da zaten boşaltıyoruz. Çok güzel. İçim rahatladı. İyi. Hiç değilse bu tarafta bir sorun yaşamıyoruz. Ne mutlu. Esas Erdal'ın adını verirse işte o zaman sıkıntı büyür. Erdal kim? Erdal size verdiğim listedeki isimlerin arasında iletişimi sağlayan kişi. Tam bir canlı posta kutusu. Öğrenebilecekleri ve bildikleri Türk devletinin eline geçerse benim bile enseme binerler. Bunu anladıkları an peşine düşeceklerdir. Dragan, bu konuyla ilgilenir misin? Erdal'ın takip edilip edilmediğinden emin olalım. Merak etmeyin, ben ilgilenirim. Bu Erdal mı ne? Bu herifin telefonuydu, adresiydi, bir şey var mı elinizde? Erdal'ı alırlarsa senden bilirim. Sevdim ama. Cesaretini sevdim. Nisan Hanım, bu milli güvenlik protokolünü ne yapacağız? Bize yaptıkları numarayı unutmadım, merak etme. Kendilerine çok güveniyorlar ama biz bu işe girişmeden önce birçok yoldan birçok plan yaptık. Aa, bu arada bu Erdal mıydı? Neydi bu herifin adı? O patlayıcılar konusunda madem ki bu kadar uzman, niye bir Türk karakolunu bombalayıp onları savunmasız hale getirmiyoruz? Neden olmasın? Güzel. Güzel. Teşekkür ederim. Müsaadenizi isteyeyim ben.
Sayın savcım. Bunu görmek isteyebileceğinizi düşündüm. Nedir bu? Erdem Albay'a gelmiş Yavuz Karasu ile ilgili. Gözaltına alınmış. Neden? Nedenini söylememişler. Tamam, ilgileniyorum ben, sağ ol. Dragan ben. Dinliyorum. Patlayıcı konusunda uzman olduğunu duydum. Kimin referans olduğuna bağlı. Bu telefon numarası kaç kişi de olabilir ki? İyi denemeydin. Benim işim sır tutmak, biliyorsun. O zaman Türklerin sınır ötesinde konuşlandığı bir karakola bombalı saldırı düzenlemek istediğimi sana söyleyebilirim. Ben de sana ihtiyacın olan patlayıcıları ayarlayabilirim. İyi. Ha bu arada dikkat edin. Baran'dan sonra etrafınızda dolaşan çok insan olabilir. Haberim var, merak etme. Bu saatten sonra bekçilik yapacağım aklımın ucundan geçmezdi. İyi oldu ama. Patlayıcılarla sen uğraşmak zorunda kalmadın. Bize oynadığın oyunu misliyle sana ödeteceğim Yavuz Karasu. Nazlım. Baba. Kızım. Güler. Allah'ım sana şükürler olsun. Telefonda öyle konuşunca o kadar endişelendim ki. Bir an başına bir şey geldi sandım. Gelmedi desem yalan olur. Ama atlattık çok şükür. Gayet iyiyim. Aklım yerinden çıktı Erdem. Sesin ilk defa öyle geliyordu. Korkma, iyiyim. Gerçekten iyi misin? Tamam, abartma. Ben geliyorum hemen. Nereye kızım? Tamam, gitsin. Hadi gel. Sen de otur, bir su iç. Tamam. Canımdan can gitti Erdem. Ateş! Ateş! Ateş, dursana. Görmedin mi beni? Gördüm. Kızgınsın hala o zaman. Kızgın değilim. Kırgınım. Özür dilerim. Ben sevineceğini düşünmüştüm. Bu konuya bu kadar tepki vereceğini bilemedim. Bu kadar hassas olacağını da. İşte bu yüzden kırgınım. Sen benim bu konuda bu kadar hassas olacağımı nasıl bilemezsin? Nasıl bunu tahmin edemezsin? Aylar oldu. Ben seni niye isteyemiyorum anandan babandan? Çünkü benim bir ailem yok. İnsanlar benim ailem olmak için can atıyorlar. Allah razı olsun onlardan, eksik olmasınlar. Ama bunun benim için hiçbir anlamı yok. Çünkü ben kendi sevdiğim kızı başkasının annesiyle babasıyla istemek istemiyorum. Gücüme gidiyor. Sen ne yapıyorsun? Bana bu hayatı, bana bunları reva gören insanları bulmaya çalışıyorsun. Hiç aklına gelmedi mi? Ben istesem bunları saniyesinde bulamaz mıyım? Hiç düşünemedin mi bunu? Git bul o zaman Ateş. Öfkeni de kus, kurtul. Hırsını da benden çıkarma. Ben hırsımı niye çıkartayım senden? Ben senden bir tek bir şey istiyorum. Bu işe burnunu sokma. Kurban alayım. İyi. Sokmayız. Sende ne halin varsa gör. Oğlum sen hala burada mısın? Niye gitmedin ananın yanına? Ne bileyim abi, ayağım gitmedi. Ne desem, nasıl özür dilesem bilemedim.
Lan ne diyeceksin? Anan o senin. Gideceksin, elini öpeceksin. Affet beni anacığım diyeceksin. Çat, o da yelkenleri suya indirecek. Bitti gitti ya. Doğru diyorsun be abi. Kıyamaz değil mi bana? Herhalde kıyamaz. Kalk hadi kalk. Kalk beraber gidiyoruz kalk. Hadi. Önce adamlar saldırmış. Görgü tanıkları öyle söylemiş. Doğrudur. Gel. Merhaba. Savcı Derya Dumansız. Hoş geldiniz savcı. Buyurun. Bu ne hoş bir sürpriz savcı hanım. Asıl sürprizi sen yaptın Yavuz. Nereden duydun? Gözüm üstünde demiştim. Bilmediğimiz bir durum mu var? Bir iki soru soracağım. Buyurun. Ne yapıyordun restoranda? Ne yapılır restoranda? Yemek yiyordum. Bu kadın kim? Bilmiyorum. Masasına davet etti. Gittim, lafladık biraz. Seni davet eden her kadının masasına oturduğunu bilmiyordum. Kadın güzeldi, ne yapayım? Kavga neden çıktı? Ters ters bakıyorlardı. Sen ne bakıyorsun falan derken karıştı ortalık. Yavuz! Yalan söylediğini ikimiz de biliyoruz bence. Derya Hanım, savcı olan sizsiniz. Eğer yalan söylüyorsam gerçekleri bulmak sizin göreviniz. Elbet bulacağım. Ben çıkabiliyor muyum amirim? Adamlardan şikayetçi misin? Değilim, hiç kimseden şikayetçi değilim. O zaman gidebilirsin. Sağ olun. Biz konuşalım biraz. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Teşekkürler. Boncuğum. Ulan hala mı ya? Evlendin, koca adam oldun artık. Boncuğum ne? O benim felsefem abicim, o benim çizgim. Boncuğum! Ya neredesin Feyzullah sen ya? Sabahtan beri arıyorum, açmıyorsun şu telefonunu. Ne oldu boncuğum? Operasyonda dedik sessiz almışım. Hayda. Ne oldu? Annem. Ne oldu anneme? Gitti. Nasıl gitti boncuğum? Gitti işte. Yenge sen şunu bir anlat hele ya. Nereye gitti, ne zaman gitti? Sabah odasına bir girdim, eşyalarını topluyor, tamam mı? O kadar dil döktüm, dinlemedi. Ya bari Feyzullah'ı bekle dedim, yok onu da dinlemedi. Baktım gitmiş işte. Ya nasıl engel olamazsın Boncuğum? Ben ne yapabilirim Feyzullah? Ya o kadar çok özür diledim ki bir ayaklarına kapanmadığım kaldı. Dinlemedi işte. Dinlemez. Kalbi kırılmış bir kere. Aynı benim anam ya. Ah anne ya, ah anne ya. Anana değil, kendine kız, kendine. Neyle gitti yenge? Ya baban bilet alacak diyordu. Otobüsle gitmiştir herhalde. Çok oldu mu çıkalı? Ben fark edeli bir saat oldu. İşte aradım ama duymadın. Tamam. Tamam sakin. Keşan'la abiniz çözecek olayı. Şimdi buradan otogar yarım saat. Eski toprak. Yarım saat önce gitmiştir o terminale. Hı. Demek ki otobüs yeni kalktı. Yürü çaylak. Yürü hadi. Nereye gidiyoruz abi? Benim de adım Keşanlıysa otobüsü yakalarım. Yürü hadi yürü. Boncuğum arayacağım seni. Sana inanmak istiyorum Yavuz. İnan o zaman. Kafamı karıştırıp duruyorsun. Kimdi o kadın? Doğruyu söyle. Çok bir şey bilmiyorum. Ben de yeni tanıştım. Bulamayacağımı mı sanıyorsun? Beni kıskanmaya başladığını falan düşüneceğim. Ne zaman böyle konuşsam bir şeyler sakladığından emin oluyorum. Bir şey sakladığın falan yok. İçin rahat olsun. Hem saklasan bulursun zaten. Komutanım! Komutanım! Kopuk! Bir an gittiğini sandım ya. Nereye gidiyoruz buradan? Saldılar beni de.
Aslında bu gece burada kalsaydım iyiydi de. Sen mi saldırdın yoksa beni? Allah senden razı olsun be. O zaman görüşürüz. Görüşürüz Sarcan. Tamam oğlum. Hadi Allah'a emanet ol. Komutanım nereye? İşe gidiyorum. Ben ne olacağım? Ne bileyim oğlum ben. Komutanım, ben seni yıllar sonra bulmadım. Ben seni bırakmam. O ne demek ki? Ben yıllardır dua ediyordum. Ben yanıma bir yoldaş gönder diye. Allah seni gönderdi bana. Ben seni bırakmam. Kopuk. Hadi aslanım. Hadi görüşürüz. Bey komutanım, nereye gidiyoruz? Ben iş yerime gidiyorum. Sen nereye gidiyorsun bilmiyorum kopuk. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi. Aslanım, iyi misin? Herkes öldü komutanım. Bir ben kaldım. Ben niye kaldım ben? Ben niye ölmedim komutanım? Arkadaşlarım öldü. Ben niye ölmedim komutanım? Kutuk bak, tamam. Geçti. Geçti bak, bana bak. Bak, ben buradayım. Bak, sarı komutan burada, bak. Sen benimle gel, kalk. Kalk. Kalk, hadi. Kalk. LZT. Vallahi otobüs bu. Emin misin abi? Plaka tutuyor işte. Kardeşi otobüsün yanına geçsene ya. Hadi, hadi. İşte Esma teyze değil mi o? Anne! Anne! Esma teyze! Kardeş kırsana otobüsün önüne. Kır, kır, kır. Emin misiniz? Otobüsün falan önünü keseceğiz. Kimsiniz siz? Ya kardeş askeriz biz, kötü bir niyetimiz yok. Annemi alacağız otobüsten. Darılmış bana, memleketi dönüyor. Hadi gözünü kır, seveyim, kır. Ne yapıyor bu ya? Kafayı yemiş, baksana. Ne oldu, niye durduk? Bilmiyorum ki. Aa, benim oğlanla komutan değil mi bu? Tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Geç. Durun usta. Bir anda geldiler komutanım. Önce EYP patlattılar. Salim başçavuş vardı. Salim başçavuşun başı kucağımdaydı komutanım. Salim başçavuşun başı kucağımdaydı. Tamam bak. Şimdi ben sana çay vereyim. Bir dinlen, tamam mı? Geçti hepsi.
Hemen çay veriyorum sana. Bekle. Hayırdır? Kim bu? Doğuda bir yıl boyunca beraber görev yaptığım bir uzman. Malulen emekli ettiler. Bir çatışmada bütün arkadaşlarını kaybetti. Uzun süre psikolojik tedavi gördü ama bu kadar toparlayabilmiş. Sabahtan beri sen neredeydin? Nezarethanedeydim ya. Ne? Şey, önemli bir şey değil usta, anlatırım. Al bakalım. Kopuk. Aç abi, aç! Aç, aç! Kafayı mı yediniz arkadaşım? Neden durduruyorsunuz otobüsü? Abi kusura bakma, bir özür işi vardı. Ya annem! Ya bir kere de kızı bindirmeden aklınız başınıza gelsin ya. Yalnız bu kız meselesi değil. Ana oğul meselesi. Ana oğul. Bu daha önemli, daha ciddi. Anne, nereye gidiyorsun sen? Ha? Evime gidiyorum. İstemediğim yerde duracak değildim herhalde. Esma teyze, nasılsın? Ver elini öpeyim. Annem hadi kalk gidelim ya. Ya bak böyle de olmuyor ama. Ya tamam ben bir eşeklik ettim. Ama ağzımdan çıkıverdi öyle işte annem. Ya ben seni istemez olur muyum anam? Hem orası senin de evin. Öyle demiyordun ama. Ben istersen gideyim dedim. Sen de nasıl istersen anne dedin. Esma teyzem. Bu hıyar oğlun yapmış bir hata. Ama yemin ediyorum dünden beri içi içini yedi durdu. Vallahi çok pişman. Ya millet sevdiği kız için bile bu zamanda otobüs durdurmuyor. Adam anası için yol kesti yol. Ne yapsın? Vallahi maşallah böyle zamanda böyle evlat. Tabii ya. Aferin oğlum. Annem. Ya bak şu da çok pişman. Ya biz yeni evlendik, heyecanımıza ver artık. Affet. Gitmeyeceğiz mi artık? Az sabır ablam, az sabır. Bağlıyoruz. Esma teyze kıvama geldi. Birazdan sarılır oğlan. Sabret. Tamam gelirim. Heh. Ama bir daha böyle bir halt edersen ağzının ortasına tilli yersin. Ağzıma ağzıma vur annem. Heh şöyle ya. Alkış. Annem hadi. Hadi gidelim şuradan. Hadi gidelim anne. Hadi. Buna bak. Bavulum da var ha. Tamam anne, aldırırız onları. Gel. Erdem abim, biraz konuşabilir miyiz Özel? Tabii, tabii gel. Sizi bilgilendirmem gereken bir durum var Yavuz'la ilgili. Hayırdır inşallah? Gözaltına alıp nezarete atmışlar. Nezaret mi? Ne zaman? Siz operasyondayken bilgisi geldi. Sizi bulamayınca aciliyeti vardır diye beni haberdar ettiler. Şimdi nerede? İyi mi? İyi. İyi, merak etmeyin. Çıkardılar. Soruşturma gerektirecek bir durum da yok. Söylediğine göre bir bunalım yaşamış ve restoranın önünde bir kavgaya karışmış. Bizim Yavuz'dan bahsediyoruz. Yani duyunca ben de çok şaşırdım ama yaşadıklarını göz önüne alınca psikolojik bir sıkıntısı olabilir diye düşündüm. Sizi bilgilendirmek istedim. Belki desteğe falan ihtiyacı vardır. Sağ ol Derya'cığım. Ben ilgileneceğim. Hadi geçelim. Dikkat! Oturun arkadaşlar. Baran'ın ifadesine verdiği isim Erdal Abat. Örgüt içindeki üst düzey yöneticinin iletişimini ve koordinasyonunu sağlıyor. Erdal'ı alırsak hepsini almış oluruz yani. Aynen öyle. Ama canlı ele geçirip bir süre örgütten gizli tutmalıyız ki onlar uyanana kadar bize eş zamanlı bir operasyon sürdürebilelim.
Peki Erdal'a nasıl ulaşacağız komutanım? Erdal'ın aynı zamanda örgütün kullandığı patlayıcıların ham maddesini sağladığını biliyoruz. Bu yüzden uzun zamandır takip altında ve bölgeyi araştırması için muhbirlerimizden biri oraya gönderildi. Muhbirden aldığımız bilgiler bu dosyada. Kör istedi bir göz, Allah verdi iki göz. Şu ilerideki depo. Başına mı geldin? Şoförüm var. Buralarda korumasız gezmek için fazla cesur olmak gerek. Sizin için öyle, bizim için değil. Bunlara niye ihtiyaç duyuyorsunuz o zaman? Sizi patlatmak için. Şaka şaka. Göster bakalım şunları. Yalnız bu biraz az. Daha çok lazım. Daha çok derken? Ne kadar mesela? Birkaç ton. O kadarıyla bir şehri yerinden oynatırsın. Belki de derdimiz biraz daha odur. He. Türklere saldıracaksınız. Şşş. Gizli bilgi o. Ne kadar tedarik edebilirsin bunlardan? İstediğin kadar. Yarın hepsini istiyorum. Anlaştık. Tamam mıyız? Tamamız. Muhbirden gelen bilgiye göre Erdal'a ulaşmanın yolu şoförü. Hasta bir anası varmış. Ya tabii örgüt hasta ana falan dinlemez de. Kandırmışlar iyileştireceğiz diye. Onlar ne anlar ana sevgisinden, ata sevgisinden? Erdal bizim için çok önemli Ateş. Gidip muhbirle konuş. Gerekirse şoförle konuş. Patırdı çıkartmadan sessizce yanaşmalıyız. Emredersiniz komutanım. Fethi, siz de gidip Yavuz'u bir ziyaret edin. Bir sıkıntı mı var komutanım? Önemli bir şey yok. Ben konuştum. Biraz canı sıkkın gibiydi. Hemen gidelim komutanım yanına. Zaten uzun zamandır toplanalım diyorduk. Aynen. İyi dedin komutanım. İyi olur. Çok şey atlattı. Yalnız bırakmayın. Emredersiniz. Troy Usta, sen biliyor musun? Yavuz komutanına sarı komutan lakabını ben taktım. Sahi mi? Daha Teğmen'di o zaman. İlk görevi. Böyle uzaktan sapsarı biri geliyor. Dedim bu kim? Yeni tim komutanı dediler. Dedim böyle sarı sarı komutan mı olur? Sonra sarı komutan kaldı dedi. Ama sonra bir yıl hiç ayrılmadık. Komutanım, Merve yenge vardı, o ne oldu? Bir terör saldırısında şehit oldu. Ne ya? Allah rahmet eylesin.
Çok iyi kızdım. Senin kalacak yerin var mı? Buluyorum. Akrabalar var. Arkadaşlar var. Nezarethaneler var. Sıkıntı yok. Eski komutanlarımdan bir tanesi kalacak bir yer ayarladı ama ben gitmedim. Kimseye yük olmak istemedim. Bunun böyle yarım akıllı olduğuna bakma. 10 numara askerdi bu. Şimdi biraz burada kalsın diyeceğim. Yok yok. Ziyanı yok. Ben kimseye yük olmayayım. İyi hadi seni geçireyim gel. Geç bakalım. Sizden birini araştırmanızı rica edeceğim. Selim Aktaşlı. Uzman çavuş. Mağlulen emekli edilmiş. Sağ ol. Sevgilinin de psikolojisi pek iyi değil farkındaysan. Farkındayım. Peki bu konuda bir şey yapmayı düşünüyor musun? Yani toplantılar olmasa görüşemeyeceğiz bile. Eylem, ben istemiyor muyum sanıyorsun görüşmeyi? Ya İstanbul'a geldiğimizden beri doğru düzgün bir yemek bile yiyemedik. Hadi Karabayır küçük yerdi. Yani gidilecek yerler belliydi. Ama koca İstanbul. Şu manzaranın tadını çıkarmasak mı biraz? Çıkaralım hayatım. Ben de onu diyecektim. Akşam şöyle güzel bir yere yemeğe çıkalım mı diye. Uydurma. Şu an uydurdum bunu. Sor gerçek istersen. İşkence edeyim istersen. Her Allah'ın günü etmiyorsun sanki. Eğer beni sevmek sana bu kadar acı veriyorsa yol yakınken terk et kurtul bence. Seni terk edersem bu şehri, bu ülkeyi, hatta bu dünyayı terk etmem gerek. Senden vazgeçmemin bedeli artık çok ağır be gülüm. Hadi iyi misin sen? Akşam için hazırlan. Yavuz komutanından çıkınca alacağım seni. Artist ya. Sonra abi indirdik anamı otobüsten. Götürdüm eve. Sağ olsun Keşan da abim halletti her şeyi. Helal be. Oğlum ananı üzmeyeceksin ya. Ne olursa olsun. Doğru söylüyorsun abi. Ya abi. Şuradaki siyah minibüsü görüyor musun? He. İçinde 4 tane adam var. Sabahtan beri buraya bakıyorlar. Sen bekle burada. Kimmiş öğrenirim ben. Abiciğim iyi misin? Ha? Ne dedin? İyi misin diyorum abi. Dalmışsın yine. Yine derken? Oğlum hangi ara daldığımı gördünüz lan? Vallahi abi bu ara çok sık görüyoruz. Sende bir haller var ve kardeşlerine anlatmıyorsun. Bu da bizi çok üzüyor ve yaralıyor ona göre. Aynen abi ya. Bak bizden sakladığın bir şey yok değil mi? Ya başım falan belaya girdiyse bize söylemiyorsan var ya çok kötü bozuşuruz ha. Bak bak. Bozulurmuş. Abi senin canı ya bu.
Yok oğlum bir şey. Ben çayı tazeleyip geliyorum. Dur abi ben hallederim ya. Yok yok. Takılın siz. Allah Allah. Aa. Efendim? Ne yapıyor? Kusura bakmayın tanıyamadım. Benim ya Mücahit. Ha, Mücahit. Kusura bakma tanıyamadım, kaydetmemişim numaranı. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. İşte çay içiyorum. Gerginliği azaltıyor. Bitki çayı. İyi geliyor. Oh. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Olur vallahi. Ama şimdi olmaz. Mesai bitsin ondan sonra. Tamam. Nerede buluşalım? Sahil olur mu? Olur. İstersen gelip alayım seni. Yok canım, kendim gelirim. Çocuk muyum ben? Yok. Hani takip falan ediyorlarsa diye dedim. Yok. Merak etme. O günden beri gelen giden olmadı. İyi bari. Tamam, akşam görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Otur, otur. Bu Erdal'la çalışmak iyi bir fikir mi? Ya takip ediliyorsa? Erdal'ın takip edilip edilmediğini başka türlü nasıl anlayacağız? O karakolu bombalamak için bize patlayıcı lazım mı? Lazım. Erdal'ın takip edilip edilmediğini öğrenmemiz lazım mı? O da lazım. Diyelim ki biz patlayıcıları Erdal'dan almadık. Ama Türk devleti Erdal'ı aldı. Kimden şüphelenecekler? Elbette bizden. Yani bu Türklerle baş etmek istiyorsak onlardan bir değil, üç adım önde düşünmemiz lazım. Yani hem Erdal'ın takip edilip edilmediğini anlayacağız, hem de patlayıcıları kolayca ülkeyi sokacağız. Aynen öyle. Yani hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz bir plan. Çok zekisin. Çok güzelsin. Konuş. Hemen geliyorum. Ne oldu? Hadi gidiyoruz. Hoş geldin. Takip eden falan olmadı değil mi? Birinin beni ne zaman takip edebildiğini gördün sen. Erdal'ın şoförü nerede? Gelecek birazdan. Adamın güveni sana tam mı? Evine erzak yardımı yapıyorum. Bana güveni tam da seni görünce iş değişecek. Buraya gelsin yeter. Çok fazla zamanımız yok. Adamı ikna ettin ettin. Edemedin iş yaş. Buralar büyük sıkıntı. Her tarafta fink atıyor örgüt elemanları. Sen rahat ol. Menzilime girsin yeter. Açarım ben onun kafasını. Kimmiş bu kadın? Nisan Bühner. Avrupa'da yaşıyor. Babası çok zengin bir armatör. Neden araştırdın ki bu kadını? Yavuz tutuklanmadan önce bu kadınla aynı masadaydı. Nasıl yani? Yavuz'un bir işler çevirdiğine eminim Erdem abayım. Emin misin? Kuvvetli şüphelerim var. Kendi başına bir işler çeviriyor bence. Ve sonunun kötü biteceğinden korkuyorum. Yavuz kolay kolay yanlış bir şey yapmaz. Ben bundan pek emin değilim.
Tamam. Ben bir daha bir konuşurum. Yaklaşık bir ton C4 patlayıcı. Dragon'a gidiyor. Evet. Niçin olduğunu bilmiyoruz. Sınır dışı bir saldırı mı yoksa içeri mi sokacaklar? Meçhul. Patlayıcıları takip edebiliyor muyuz? Evet. Patlayıcılar sınır dışından geliyor. İhtiyacım olan bütün bilgiler bu dosyada mevcut. Elimden geleni yaparım, merak etme. Biliyorum. Yaparsın. Ne oluyor burada? Neye çağırdın beni buraya? Bu kim? Korkacak bir şey yok. Konuşacaktır. Kimsin ulan sen? Şşş. Sakin ol şampiyon. Ben sana yardım etmeye geldim. Korkma. Ben bir şey yapmadım. Suç işlemedim ben. Ben de biliyorum suç işlemediğini. Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Yardım etmeye geldim diyorum. Türk askeri misin yoksa sen? Lan oğlum dur! Allah senin belanı vermesin. Yürü, yürü! Burada Türk askeri var. Yardıma gelin. Göletin oradayım. Yapma, dur. Sakin ol. Hiçbir şey yapmayacağım sana. Yapma. Ben bir şey yapmadım. Lan salak. Seni öldürmek isteseydim cümle bile kuramazdın. Beni almaya mı geldiniz? Ben hiçbir şey yapmadım. Sadece şoförüm ben. Kimseyi öldürmedim. Kimseye bir kötülük etmedim. Biliyorum. Sen çaresiz, zavallı adamın tekisin. Ben de sana çare olmaya geldim. Anladın mı beni? Yaşlı bir anam var. Anan çok hasta. Anan iyileşsin diye elinden geleni ardına koymuyorsun. Her şeyi yapmaya hazırsın. Tamam. Bu çok güzel bir şey. Ama 5 kuruş para için bu köpeklere kulluk etme. Kendim için değil. Anam yaşasın diye çalışıyorum. Ameliyat sözü verdiler. Yaşatacağız dediler. Ameliyat sözü verdiler. Yaşatacağız dediler. Ameliyat ettirdiler mi? Oğlum sen salak mısın? Örgüt senin ananı niye ameliyat ettirsin? Örgüt senin annene niye yardım etsin? Ama ben ederim. Sen bana yardım edersen ben de senin annene yardım ederim. Anneni buradan helikopterle alır Türkiye'ye götürürüm. En iyi doktorlarla, en iyi hastanede annenin ameliyatını yaptırırım. Sana söz veriyorum. Sen bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. Yaşar mı? Onu Allah bilir. Ama annem burada kalırsa ölür. Gözünün önünde biter. Mahvolur. Sen de annenin ölümünü izlersin. Ama bana yardım edersen ben de sana yardım ederim. O zaman annen yaşar. Ne istiyorsunuz benden? Çok kolay. Erdal'ın yanına gittiğinde şuna bir kere basacaksın. Anladın mı beni? Bir kere. Tamam. Şimdi kaçın buradan. Haber ettiydim. Örgütten gelebilirler her an. İyi gelin Allah'ın salağı. Kaçalım. Gelenler var. Al bunu buradan götür. Çabuk. Çabuk. Kalk kalk kalk. Çabuk. Burayı ben hallederim. Çabuk.
Şuradalar. Ormana kaçıyorlar. Koşun. Muhabbetine de doyum olmuyor bugün. Ya bir şey soracağım da onu düşünüyorum. Şimdi senin sağın solun da belli olmaz. Güzelce sormak lazım. Dinliyorum. Hani takip ediyordu ya adamlar seni. Arabadakiler. Bir daha geldiler mi? Ne oldu, neden sordun? Al işte. Merak ettik ya. O gün de boş çıktı arabanın içi. Kimse yoktu. Ya sana söyledim ya ben gelip gitmişlerdir diye. Neyi sorguluyorsun sen? Sen bunu sormak için mi çağırdın beni? Ajan mısın sen? Yok, ağır silah benim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? Neyin peşindesin sen? Hayırdır? Bağırma Melisa. 50 kere söyledim bir şeyin peşinde değilim diye. Zaten dünya alışık değil bu saatte sahiller mahiller böyle yürüyoruz. İnsanlıktan soruyoruz ya. Pişman etme adamı. Acıktım ben. Hasbinallah. İyi akşamlar, kolay gelsin. İki tabak alabilir miyiz? Tabii. Amcacığım, bir tabak yer miyiz? Sağ ol. Allah razı olsun evladım senden. Ne demek amcacığım, hepimizden. Afiyet olsun. Sağ ol. Daha fazla istersen söyle bak. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Hadi gel. Delisin Melis'in de. İyi kızsın ha. Az önce öyle demiyordun ama. Hem ne yaptım ki? Keşke imkanım olsa daha fazlasını yapsam. Aa, benim ahtım vardı bak. Unutuyorduk, görüyor musun? İyi ki hatırlattın. Ne ahtı? 10 tane fakir sevindirecektim ben ya. Yavuz komutanım yaşıyor sonuçta. Söz vermiştim. Ne oluyor ya? Yavuz komutanın kim? Boş ver, boş ver. Hadi yiyelim, daha çok işimiz var. Her yere baktık. Adam yok. Bulmadan geri dönmek yok. Ölü ya da diri fark etmez. Sen buradan devam edin. Gerisi beni takip etsin. Nereye geldik Mücahit? Bak ben tırsmaya başladım ha. Geldik işte, geldik hadi. Aa, buyurun. Merhaba ablacığım. Merhaba. Buyur. Sağ olun, hoş geldiniz. Teşekkür. Mücahit, neresi burası? Kim bunlar? Evinden barkından koparılmış garibanlar bunlar. Feleğin sillesini yemişler. Ama bak, yüzlerinde hala bir umut, bir tebessüm yaşıyorlar. Mücahit abi. Kız, gel bakayım. Gel. Ne yapıyorsun?
Gel bakalım. Tanıyorlar mı seni? Öyle bir iki gelmişliğim var. Hadi geçin bakayım içeri. Hadi bakın neler aldık sizlere. Hadi. Hoş geldin Mücahit. Hoppa. Bakın burada ne varmış. Ne güzelsin sen. Merhaba. Mücahit, Allah senden razı olsun evladım. Hiç unutmadım bizi. Siz sağ olun amcacığım. Yine gelirim ben. Var mı bir ihtiyacınız? Çok sağ ol. Ne güzel bir insansın sen evladım. Allah sizden razı olsun. O zaman bize müsaade. Ellerinizden atın. El efendilerin çok olsun evladım. Hadi çocuklar. Hadi bakayım yine gelirim ben. Gelin bakayım. Oo. Bakın bu da Melisa ablanız. Biraz benim gibi delidir, melidir ama iyi kızdır. O da gelecek artık. Evet. Oh, görüşürüz sonra. Bye bye. Bye bye. Hadi bye bye. Görüşürüz. Bye bye. Korkacak bir şey var mıymış? Sen ne güzel adamsın ya. Ben şey yapayım o zaman. Saat çok olmuş. Seni eve bırakayım ha? Olur. Hadi. Nereye gitti lan bu adam? Dağılın. Etrafa iyice bakın. Dağılın. Herif suyun içinde.
ihtiyacım var. Gördüm, geliyorum. Bu ne güzel sürpriz ya komutanım. Yavuz. Kaç olmuş saat, kapatmamışsınız hala? Yapılacak işler vardı. İyi. Tronstay'ı tanıyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Hoş bulduk ustacığım. Rahat olun, bütün mevzuyu biliyor. Ben bir çay koyayım hemen. Ustacığım biz bir şeyler aldık, tabak falan varsa. Ver sen bana. Hadi gelin, hadi. Gel gel. Sonra biz bunu uyutup getirdik İstanbul'a komutanım. Kendini hala sınır dışında zannediyor lavuk. Bizimki de tam uyanık. Kan diye adamın üstüne boca etti bütün öksürük şurubun. Ya bana sağlıyor komutanım, beni kurtarın diye görmeniz lazım. Ne isterseniz söylerim falan filan, nasıl yalvarıyor. Ya bunlar bir o kadar da akılsız komutanım. Operasyon detaylarını kendi aranızda konuşun beyler. Benimle paylaşmanız doğru değil. Alışkanlık işte komutanım. Ama Erdem komutanım büyük tehlike atlattı. Bir şey olmadı çok şükür. Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde rahat uyku uyuyoruz. Bu vatan, bu millet size çok şey borçlu. Estağfurullah. Bu vatanın bize ne borcu olabilir? Biz bu vatanın kulu kölesi olmuşuz. Ne borcu? Yavuz, sen neler yapıyorsun? Bugün ufak bir badire atlatmışsın. Derya söyledi. Ne oldu ki komutanım? Önemsiz bir şey. Adamlarla kapıştık. Nezarethane falan. Kanın kaynıyor vallahi komutanım. Rahat durmuyorsun olduğun yerde de. Kaynıyor. Kaynıyor. Var mıyın evladımın üstüne? Bütün gün sizden bahsediyor. Sizi sizden daha iyi tanır. Sen avcı. Sen çaylak. Sen silahıyla uyuyansın. Keşanlı. Sen aşık. Saç çalıp türkü söylersin. Sen de komutan. Vallahi helal olsun usta. Komutanım için artık birer andan ibaretiz. Konuşma öyle. Öyle komutanım, öyle. Ya anlamıyorum, birimize bir şey olsa üzülmeyecek misin? Keşke başlarında olsaydım demeyecek misin? Hafız şehit olurken engelleyebildin mi? Başınızdaydım oysa ki. Kader bu avcı. Olacak olan oluyor. Ne Yavuz komutan dinler, ne Erdem albay. Hem aranızdan birine bir şey olsa asla kendimi mahvetmeyeceğimi biliyorsunuz. Biliyoruz komutan. Eyvallah. Kalbim dualarım her zaman sizinle. Bizim ahdimiz göreve kadar değil, kıyamete kadar. Ölene kadar kardeşiz, ölene kadar beraberiz. Canım canınıza bin kere feda olsun. Bizim de komutanım. İki sohbet etmeye geldik ya. Yapmayın böyle. Kusura bakmayın. Çaylar için teşekkür ederiz. Bize müsaade. Komutanım daha yeni geldiniz ya. Geldik. İyi olduğunu gördük. Sen de uğra. Emredersiniz, uğrarım. Ama iki dakika bir konuşalım. Ustacığım sende bir şekiller var ama konuşmandan filan anladım. Emekli komiser misin sen, nesin? Yok evlat, yanlış anlamışsın.
Allah Allah. Aslında anlarım ben. Kaçmaz benden ama. Böyle hemşerim gibi de duruyorsun. Ben aslen Manisalıyım. Ben de Trabzonluyum. Hemşeri sayılırız da. Oğlum duyan da Manisa'yı Trabzon'un ilçesi sanacak. Ne yapıyorsun ya? Aga, benim için bütün ülke tek bir şehir. En nihayetinde tek bayrak var. Keşan da haklı. Sen Trabzonluysan niye sana Keşanlı diyorlar? Sen de Musta. Bir Trabzonlu olarak Keşan'ı sevemem mi? Seversin. İşte oradan. Tamam. Neyse, aslında şey konuşmak istiyordum. Bizim Derya Hanım senin bir şeyler çevirdiğini düşünüyor. O da taktı bana komutanım. Bu kadın kimdi? Restoranda yemek yediğiniz. Çok bilmiyorum. Yani yemeğe davet etti, gittim. Ne var bunda? Seni sıkıştırmak için gelmedim. Ama içimden bir ses hala intikam peşinde koştuğunu söylüyor. Oraları çoktan geçtik komutanım. Sana güveniyorum Yavuz. Ama bir sıkıntın olursa kapım her zaman açık. Unutma. Biliyorum komutanım, sağ olun. Hadi beyler. Komutanım bunu saymıyoruz. Bir akşam ocakbaşı yapalım. Yapalım aşık. Sazını sözünü özledim. Eyvallah. E hadi. Hadi Osman'ım usta. Eyvallah. Ustacığım sende bir şekiller var ama. İyi akşamlar. Sen burada bekle. Nedir durum? Bir saat önce büyük bir kriz geçirdi. Şimdi daha iyi. Kalbi çok zayıf. Kan pompalamakta zorlanıyor. Gerekirse yeniden kalp nakli yapılır. Olmadı bir daha. Olmadı bir daha. Dünyada tek bir kalp kalmayana kadar. İşe yaramıyor Draga. Burası iyi değil onun için. Keşke getirmeseydik. Böyle devam ederse... Sakın. Sakın o cümleyi bitirme. O iyileşecek. Senin yaşama sebebin o içerideki adamın yaşaması. Sen bu yüzden hayattasın. Anladın mı? Sen hepiniz bu içerideki adamı hayatta tutmak için hayattasınız.
Yine bir hata bertaraf etmişsin. Daha iyi misin? Harbi. Acı ya. Benim de. Seni böyle gördüğüm zaman kalbim çok acıyor. Dünyayı yakasım geliyor. Ama iyileşeceksin. İyileşeceksin, gene benim yanımda duracaksın. Sana söz. Çok zor. Vazgeç artık bana. Sen Dragan Ratković'in bir şeyden vazgeçtiğini gördün mü daha önce? Biz Ratković'iz. Sen iyileşeceksin. Benim yanıma geleceksin. Sen çok cesur bir adamsın. Sen gördüğüm en güçlü adamsın. Senden bile. Benden bile. Konuş. Dragan, patlayıcılar limana gelmiş. Yola çıkarıyorum. Eski kilim fabrikasına indirin. Tamamdır. Malı indirin. Raksa'daki eski kilim fabrikasına götüreceksiniz. Tamamdır. Tır çıksın!
Patlayıcılar nerede? Hangi konteynerde? Kapalı yer. Neredeler? Bilmiyorum. İçeri biri girmiş. Tırı çıkartın. Dikkat edin. Tırı çıkartın. Çabuk! Kaçırmayın, yakalayın! Bazen bu kadar güzel olmanın haksızlık olduğunu düşünüyorum. Özlemişim bunu. Ben seni özledim. Bir şey mi diyeceksin? Yerini mi yapıyorsun? Yine mi aradı yoksa? Yetmedim artık bu konu. Ben çok sıkıldım da. Ben küçük bir araştırma yaptım ve ne öğrendim biliyor musun? Ne? Abinle Ceylan boşanmış. Şiddetli geçimsizlik. Bakmaya doyamıyorum. Bir şey demeyecek misin? Dedim ya. Tamam, kapatalım bu konuyu. Ben hiç açmamıştım ki. Şu an şiddetli iletişimsizlik yaşıyoruz. Farkındasın değil mi? Biz de boşanalım istersen. Önce evlenmemiz gerek. Doğru. İstersen bir daha dene. Çok çabuk pes etmiştin. Denerim. Ama sen sıranı sağdın. Kısmet başkasına artık. Boynunu kırmamı ister misin? Dans etmek ister misin? İsterim. Böyle güzel, yeni bir akım başlatmış oluruz belki. Bu sefer de müzik bize uysun.
alışır acı çekmelere. Can dayanmaz yeni sevmelere. Boşa yürek çekip aynı. Bana sorun bir kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözümü dinlemiyor. Sorarım aşk durulur mu? Acıyı sevmek olur mu? Hani hayat bir oyundu? Artık içime sinmiyor. Konuşacak mısın yoksa senin arkadaşların yanına göndereyim mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Direneceksin yani. Peki sen bilirsin. Konteyneri görüyorsun. Kumandayı da görüyorsun. Ne istiyorsun benden? O patlayıcılar nereye gitti? Bilmiyorum. Umarım sadece bacaklarına gelmez. Çok acı çekersin. Delirdin mi sen? Yo, ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Tamam, çöz. Söyleyeceğim. Önce söyle. Buranın 10 kilometre doğusunda eski bir kilim fabrikası var. Oraya gitti. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. İstersen bana gelen mesajı sana okutabilirim. Eyvallah. Hey! Konteyner ne olacak?
Bırak beni ne olur. Bırak gideyim. Ne istiyorsunuz benden? Hareket edersen iç organların darmadağın olur, biliyorsun değil mi? Bırakın beni gidin. Bir adamım şu an senin evinin önünde. İki çocuğun, annen, karın. Hepsi evde yanarak ölsünler, ister misin? Yapma. Yapma. Ne olur yapma. Yapma. Dün bir Türk askeriyle buluşmuşsun. Neden? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Tamam. Tamam. Evi yakın. Dur. Dur. Dur yapma. Bekle, bekle. Erdal. Erdal'ın peşindeler. Şoförünü takip ediyorlardı. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Yalvarırım, aileme dokunmayın. Dokunmayacağım. Yakacağım. Evi yakın. Alçak! Allah belanı versin! Ne yapacağız? Erdal'ı alırlarsa biteriz. Erdal'ı alacaklar. Yanında küçük bir sürprizle. Erdal, hemen kilim fabrikasına gel. Bir sorun mu var? Evet evet, patlayıcılarda bir sorun var. Gel hemen. Tamam, hemen çıkıyorum. Dragan çağırdı. Çıkıyoruz. Güzel plan. Erdal'ı harcıyoruz ama. Bir Erdal gider, başka Erdal gelir. Bu memlekette Erdal'dan bol ne var? Yeter ki şu tim peşimi bıraksın artık. Patlayıcılar çok kuvvetli. Hepsini harcamaya değer mi? Değer. İşime o kadar çok burunlarını soktular ki onların patladıklarını şehrin her tarafından görmek istiyorum. Geldi. Şoför harekete geçti. Hemen çıkıyorsunuz beyler. Erdal'ı almadan sakın gelmeyin. Bizim için en kilit isim. Bütün kara listeyle bağlantısı olan tek adam. Sakın unutmayın. O adamı canlı ele geçireceksiniz. Gidin, alın ve gelin. Allah yardımcınız olsun. Sabah! Burası tamam. Tamam. Hemen çıkın oradan, biz de geliyoruz. Uzaktan konfetileri izleyeceğiz. Şehit haberlerinin eli kulağında. Bir daha işime burunlarını sokmamaları gerektiğini öğrenirler. Aşık, yaklaştık mı? Komutanım, 7 kilometre ötede sinyal. Şu an Raksa bölgesindeler. Eski kilim fabrikasına doğru ilerliyorlar. Thank you.
adamlar fabrikaya girdi. Çatışmak zorunda kalırsak? Çatışacağız işte, ne güzel. Erdal, ya o da arada kaynarsa abi? Kaynamayacak. Ne yap edip sağ bir şekilde alacağız onu. Ölüsü hiçbir işimize yaramaz. Bak bu olay beni benden alıyor aga. Tekin'in canının derdine düşüyoruz resmen. Zoruma gidiyor. Herifteki bilgi 10 tanesinin canına bedel. Öyle düşün. Bak iyi dedin. Bir Erdal alana 10 bedava. Güzel. Aynen öyle. Erdal hedefimizde. Raksa'daki eski kilim fabrikasındayız. Etraf kalabalık. Dikkat edin. Adamları etkisiz hale getirip bir şekilde Erdal'ı sağ olarak ele geçirmemiz lazım. Ne dersiniz? Aşık, Erdal'ın kontrolü sende. Anlaşıldı. Biz yerlerine ineceğiz. Nerede bu adam?
Bu ne böyle? Efendim usta. Yavuz, bir şey bulabildin mi? Buldum. Dragon patlayıcıları aktive etmiş. Şu an karşımda, geriye doğru sayıyorlar. Ne? Nasıl yani? Hemen çık oradan. Çıkamam usta. Bizimkiler geldi. Erdal'ı alacaklar herhalde. Adamlarıyla çatışıyorlar. Erdal'ı almaları lazım. Benim de bu bombayı patlamadan imha etmem lazım. Tamam, tamam. Acele et Yavuz. Denerim. Eyvallah abi. Ne oldu? Hayatımı kurtardın ya. Oğlum iyiyiz, tamam da o kadar da değil. Sen neredesin, ben neredeyim? Nasıl vurayım o herifi? Nasıl öldü bu adam o zaman? Taşikardidir belki çaylak. Neden patlamadı hala bu? Gidin bakın şuna.
teslim olun efendi gibi uğraştırmayın lan bizi. Olmayın, olmayın. Yavuz Karasu bu. Takip edin. Orada. Buraya kadarmış Erdal. Yaslan duvara, yaslan! Yavaş. Artık bizimsin. Thank you.
Yavuz Karasu. Dragan. Evet, benim. Hop! Oh! Neredeyim ben? Bir süre burada benim misafirim olacaksın. Ne zamandır buradayız? Neredeyiz biz? Henüz bir iki saattir. Ama birkaç yılda burada kalabiliriz. Ne yapacaksın? İşkence mi edeceksin? Sana konuşacağımı mı sanıyorsun? Aman, konuş ya da konuşma, umurumda bile değil. Sadece sana işkence yapma fikri hoşuma gidiyor. Yanıma gelsene Dragan. Senden korktuğumu düşünmüyorsun değil mi? Gelemeyeceğini biliyorum. Bilmiyorsun. Gelebilirim Yavuz. Yanına gelebilirim. Ama eskaza ben yanına geldiğimde sohbet ederiz. Arkadaş olabiliriz. Beni sevebilirsin. Şöyle ortalama bir hesap yapıyorum. Düşmanlarından çok sevdiklerin ölmüş be. Ya da seni sevenler. Sana sarı komutan diyorlar ya. Aslında sana lanetli komutan demeleri lazım. Kes lan sesini. Önce annen. Sonra nişanlın. Sonra... Aman ne bileyim işte, liste böyle uzayıp gidiyor. Şükürler olsun ki bana senin gibi bir evlat verdi. Aşkım, ben gerçekten korkuyorum. Ben karımı kaybettim. Ben de nişanlımı kaybettim. Sen onu vurmadın ama. Yavuz, sana şunu söylemiş miydim? Ben bu sonları hiç sevmem. Sana bunu yaşattığım için kendimden nefret ediyorum. Ben senin için hayallerimden vazgeçmedim. Ben hayatımdaki bütün fazlalıkları çıkarttım. Muhterem! Ne hissettiğini, ne düşündüğünü hiç kestiremiyorum. Geçmiş olmayan bir adam gibisin. Evet sayın seyirciler, son için ölüm yaralı konusunda resmi bir adam geldi. Aman Allah'ım, Allah kahretsin bunları. Merve! Merve! Merve, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Şşşş. 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 Şşş